Hangi alışkanlığımız? Misafire kurban kesin. Sen de kutlayı. O töre. O töre gelenek. İyi de yokluğu doymaz da gelenek. Bakıyorum onu terk etmişsin. Şimdi artık kimse yapmıyor. Başkasını mı yapacaksın sana? Gittikçe fakir fukara çoğalıyor. Neyleyim? Desene sen gelenekçi olmuşsun. Atalarımızın adetini bırakmazsın da Allah'ın tavsiyelerini ihmal edersin ha? Ha, haklısın Orhan Bey. Hüseyin ağa, hurafeler, taklitçilik böyle basit gördüğünüz ameller yüzünden çağırıyor. Canımıza kurban olsun demezdin sen, Allah'ına kurban derdin. Orhan Bey, amellerimiz Allah için olmayınca dilimiz de hayır söylemiyor. Gel gör, daha ne güzel adetlerimizi unuttuk. Halbuki bir toplumda yanlış şeyler adet, gelenek olmuşsa onu kaldırıp yerine yenisini, iyisini koyacak kadar fikrimiz olmalı. En azından kendi hayatımızda terk ederiz yanlışları. Doğru, doğru. Biz çok hastalıklı bir toplum. Geçen yıl Hazan geldiğimde lütfen bir şey diyemedim. Adam kendince haklı. O da adet olmuş. Ne olur ben daha iyisini yapsaydım. Niyetim Nedim Hoca'ya gidip bir vaaz et demekti. Olmadı köylü. Bunca yıllık adetimizi mi değiştiriyorsun derdi. Çekindim. Rahine adetleri kaldırmak, en azından kendimiz yapmamak zor geliyor bize Hüseyin. Zaten seçemiyoruz ki. Örfler, adetler, hurafeler birbirine girmiş. Hüseyin zaten örflerimiz hazineler değerinde. Arif olmak gerekir Orhan Bey. Allah ıslah etsin bizi. Amin, amin. Kaldıralım hadi artık Cengiz Bey'i. Buraya uyumaya mı geldi? Hadi şöyle oturalım. İşte böyle Feriye abla. Böyle de sünnet merasimi de bitti. Hayırlısı olsun. Allah evlenmelerini de nasip etsin. Sen ne arıyorsun yine? Piskota benziyor. Hoşuma gitti. Yapıyorum. Bak bu yazmayı da yeni bitirdim. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Evet, güzel olmuş da biliyorsun kızım bunları kullanmaz. Boşuna yapma. Hiçbirini kullanmam diyor. Daha ne yapıyorsun Feriye abla? Boşuna zahmet, masraf, canına yazık. Hiç boşuna olur mu? Teyze görünecek, anası uyumuş, kızı büyümüş desinler. Feriye abla, kızınla anlaşayım da o teyzeni gösterdikten sonra ben de kızının teyzini göstereyim. Geri veririm. Ha ha ha, kiralıksın ancak. Evden de yap, elin armutlu topluyor. İyi de kullanılmayacak şeyi niye yapayım? Adetle Neriman, yapmamak olmaz. Şimdi yeni adette anneler bir de kitaplar alıp teyze koyuyorlarmış. Ha ha ha, uyanmaz şaşırmamışlar. İcat koymayıp çıkarıyorlar. İyi bir icat gibi Feriye abla, meali kerim de alıyorlarmış. Eskiden annem de bana Kur'an almıştı. Daha duruyor. Sen de aldın mı kızına? Yok, şimdi Kur'an var çok pahalı. Oğlan tarafı alır herhalde bir tane. Ne olur?
teklif almadın? İstemedim. O nasıl işmiş? Hiç istemez olur mu çocuk? Ay herkes bana kızıyor. Vallahi kendi istemedi. Niye? Benim oğlum güzel adetlere öncülük edecekmiş teyzesi. Azıcık iyi işler Bellat oğluna ama acayip işleriniz var. Kötü mü Feriha abla? Bir sürü saçmalıktan, komiklikten, üstelik masraftan kurtulacak. Kızım da gelinlik giymesin bari, ben gidiyorum. Yerine yedeklerini bulup onlar çarpan okumak zorunda kaldılar. Aslında daha güzeldi. Eksikler olunca diğerlerinin motivasyonu bozuldu. Oynayamazlar. Kusura bakmayın. Ben de şunu söyleyeyim. Hiçbir şey önemli değil. Sizin buraya çıkıp bu işi yapmayı istemeniz ve o cesareti göstermeniz. Onun için ve gençlerin vermek istediği, tamam, örflerimiz, adetlerimiz çok güzel ve hepimiz buna sahip çıkacağız. Çok güzel bir mesajdı. Gelmeyen gençler vardı, onların yerine son anda hazırlanan gençler oldu, çocuklar oldu. Bu bile büyük başarı bence. Teşekkür ediyorum. Alkışlarla hediyelerini takdim ediyorum. Hediyelerini vermek için de sana veriyorum, gençlere dağıtıyorsun. Tamam mı? Teşekkür ediyorum, sağ olun çocuklar. Şimdi çuval yarışmamız var arkadaşlar. Şu burcu, şu burcu evde. Lan ben de uçak. Evet arkadaşlar, çocuklar biraz daha kenara çıkın siz. Ezilmeyelim. Yalnız bunda ben, bunda uluslararası hakem rica ediyorum. Tecrübeli hakem. Burada bitiş noktasında tecrübeli hakem. Hoca yalan söylemez. Hoca yalan söylemez ama kendi yarışırken ayağının birini çuvalın dışında bırakır. Burası hocaysa anlamadım. Yalan mı hocam? Yani geçen sene yakaladık seni. Bir tane daha hakem rica ediyorum. Bitiş önemli. Bir hakem daha. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurta yarışmamız 4-5 kategoride olacak. Birinci gelene hemen gençler hediyesini hazırlayalım. Tamam mı? Yalnız bu yarışmayı neşelendirmek için orkestramız çalacak. Orkestrayla beraber biz de alkışlarla tempo tutarsak daha iyi olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? 1-2 olmadı. Oğlum size sayı saymasını öğretmediler mi? He? Hazır mıyız? 1-2-3 Evet Devri hocam, kim birinci? Birinci arkadaş hemen gelsin, çuvalları getiriyoruz buraya gençler. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Evet, yeni bir jenerasyon, daha ufak gençlik. Hazır mıyız gençler? Çuvalları getiriyorsunuz hemen gençler. Arkadaki grup hemen hazır olsun. Bir sonra kızlar hazır olsun. Önder. Kızlar hazır olsun, iki grup. Evet çocuklar, hazır mıyız? Açıyoruz. Hazır mıyız? Hazır, hazır. Bir dakika dediler. Evet kızlar hazırlanın. Kızlar da aynı bunlar gibi. Bunlar ilkokul kaç? Yani iki grup olsun. Evet hazırız gençler. 1 Müzik hazır mı? 2 3 Müzik. Evet teşekkür ediyoruz.
kafa. Evet, bir dakika, bu grupta, bu grup adil değil. Siz ikiniz bu grupta değilsiniz. Sen bu gruptasın. Tamam, sen de bu grupta değilsin, yok. Siz, bir dakika, bu grup farklı, siz de bu grupta değilsiniz, siz de ayrılın kenara. Adaletsizlik yok. Evet, bu grup iyi oldu şimdi. Biraz senin boyun uzun ama idare edersin. Yaş aynı mı? Evet. Evet, bunun arkasına yeni grup hazırlansın. Hazır mıyız kızlarımız? Tamam, hadi hazır mıyız? Kenara. Evet. Hadi Reşit abi, say ya. Ya hadi sen. Çocuklar. Valla bana sorarsanız çocukların bu mutluluğunu ben milyarlara değişmem arkadaşlar. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Hazır mıyız çocuklar? Sayıyorum. Hocam hazır mısın? Bir, iki. Ben bu eğitim sisteminden şikayetçiyim. Bunların hiçbiri say saymasını bilmiyorum. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Üç. İkisi olmaz, bir birinci. Tamam, gel. Bir çuval al, hemen gel. Tamam, ikisi. Bizde adalet var, gel ikisi. Demokraside çağırıyor, birinci gelen kimdir? Çocuklar çekilin. İkisi girin, ikiniz girin çuval hemen. Sen de gir, çabuk. Geç böyle. Hadi bakayım. Birinci yeşilliği de aslında. Yok, aynı aslında. İki tane birincimiz var, bir taneye indireceğiz. Hazır mıyız kızlar? Bir dakika, çekilin şöyle. Hocam hazır mısın? Hazır, gönder. Tamam mısınız? Bir, iki, üç. Gidiyorum şimdi. Evet. Evet, alkışlıyoruz. Böylesi daha adil oldu. Evet, genç kızımıza hediyemizi veriyoruz. Yence ismim. Elif Erdoğan. Elif Erdoğan, teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Bir sonraki yalnız. Ben şunu anlıyorum ki kademe büyüyünce sayı azalıyor. Bu iş böyle olmaz. Yok mu bunun hayalinde kızlarımız? Kaça gidiyorsunuz? Yedinci sınıf kızları bekliyorum, hadi. Hadi bekliyorum. Bak kızlar, katılmazsanız Hüseyin'le dolduracağım yerinizi. Evet, hadi bekliyorum. Başka yok mu? Tamam, git çuval hadi. O biraz büyük oldu. O bir grupa. Yok. Büyük gruba. Olmaz. Evet neyse. Bahtımıza bu kadar. 5 kişi. Bir sonraki grubu. Evet, hazır mıyız? Katılmak istemeyene zorla yok. Hazır mıyız? 1, 2, ya bunlar da aynı. Ya. 3, yalnız tabii doğaldır. Katılanların sayısı az olunca alkış da az oluyor doğalıyla. Yani ben de alkışlayın demiyorum artık. Allah'tan orkestra kurtarıyor bizi. O alkışlıyor. Evet. Merve Arıcı. Merve Arıcı'ya teşekkür ediyoruz. Orkestra alkışlayabilirsin. Şimdi çuval yarışmasına devam ediyoruz. Ben şöyle biraz çocuklar alıyorum sizi. En sona bayanları bırakıyorum. Genç kızlarımızı istiyorum buraya. Genç kızlarımızı istiyorum. Hanımlarımızı istiyorum buraya yarışmaya. Hadi bakayım. Ben, kusura bakmayın, ben bunu zorla yaptıracağım size. Geç bakayım. Geç Troy.
Sen de hadi 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 siz de bayanlar hadi. Lütfen ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz hadi. Hadi lider hadi bakayım. Yine mi sen Ayşegül? Yani sen de olmasan işimiz yaş. Çak, aferin. Evet, başka başka yok mu? Kızımız var. Yazıklar olsun size be. Hadi Deniz. Nazarmayın ya. Arkadaşlar çok çok düşeceksiniz. Başka bir şey olmayacak ya. Adam gitti gelinini buldu zorla getirdi çuval yarışmasına soktu. Hocaya teşekkür ediyorum hoca. Bravo sana. Allah ömür boyu mutluluk versin. Evet. Biraz geri biraz geri. Duyunca biraz geri tabii. Evet kızlarımız hazır mıyız? Çocuklar oturun sizler. Oturun çocuklar sizler. Evet hazır mıyız kızlar? Eminim siz sayı saymasını biliyorsunuz. Hazır mıyız orkestra? Benle beraber başla. 3 Ayşegül Kılıç'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Hadi hemen Esra birinci. Şimdi büyükleri istiyorum. Erol abi. Erol abi seni şöyle alayım ben. Saçı beyaz olanları istiyorum buraya. Evet arkadaşlar. Saçı beyaz olanları ya da saçı olmayanları fark etmez. Evet buyurun buradan. Nerede Sedat abi nerede? Caner. Ya hadi abi hadi. Hadi bakayım Mustafa. Hadi çağırayım sonra içeriz hadi. Sedat abiyi göremiyorum ya. Saklanmak. Oraya bu para alıp mensele gitmeye benzemez. Sedat abi. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Hemen sen top oynuyor gel. Gel. Bu grubu İsrafil Usta ile Nedim Usta da tamamlardı ama onlar gelmemişler maalesef. Lütfen. Hadi. Kim o? Hop senin girerse birinci olur. Hadi gel abi sen. Senin Allah'ına vurma. Ver ellerini öperim senin. Gel abi. Şimdi bak hele. Şimdi aramızda Yalçınvurt'tan milleti çuvala sokmaya çalışıyor ama bilmiyor ki ben onu çuvala sokacağım. Hadi giy bir tane. İşte böyle. Evet başka. Ben görmüyorum ama bu yakınlarda kadın kalıyorumcu olacaktı. Nerede kadın kalıyorumcu? Evet. Olsun. Biz onu yemeyiz gel. Gel abi. Gel bulurum. Gel abi. Adımlar büyük olur. Evet, bir çoğaldı onu. Celal Usta? Nerede Celal Usta? Adam yok, var değil mi? Her şeyse.
kenar çekiyor. Ambulanslar, etmeyin. Her şey serbest. Kavga, dövüş, güreş, her şey serbest. Kendine güveniyorsa mesela... Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir dakika, ne dedi? Evet arkadaşlar. Bu elektrik ne oluyor, gidiyor, geliyor. Evet arkadaşlar, üç demeyim o zaman ayıp olur ya, ben sayayım yani. Bir, iki, üç, Bülent Alkışları. Önce beni kırmayıp yarışmaya katıldığı için tüm abilerime teşekkür ediyorum. Ondan sonra diyorum ki Erol abi arayı sana vermezler. Boşuna düşme, ilk önceden düştüm. Evet, birinci kim geldi hoca? Yavuz. Yanında ya. Ben de bekliyorum. İnanmaz ki. Oğlum mikrofonu vermeyeceğim. Yavuz Kılıç. Teşekkür ediyorum, alkışlıyorum arkadaşlar. Şu an yarışmamız bitmiştir. En çok sevilen tuval yarışması. Ha gençler var, tamam. Yarışmak isteyen gençler geçsin çuvala. Hadi. Arkadaşlar, öncelikle ben herkese bir şey söylettirmek istiyorum. Yani bu kadarcık da benim hakkım vardır değil mi? Cevdet Usta ne diyorsun? Var değil mi? Şimdi bak, bu konuşmaya mikrofonun pili bile dayanmıyor. Ben başladım bu konuşmaya, akşama kadar ses gitmiyor. Onun için ben herkese kendim için bir maşallah istiyorum. Teşekkür ederim, işte bu ya. Evet gençler, hazır mısınız? Hocam hazır mısın? Hocam. Hakem çekirdek yemez hocam. Devam et. Evet gençler hazır. Bir. İki. Üç. Birinci. Evet hediyesi. Hile var kardeşim. Ahmet Kılıç'a teşekkür ediyorum. Aynı anda. Aynı anda gençliğin içerisinde Hakkıbeyli köyündeki tüm organizasyonu yapan, sandalyeleri buraya getiren, götüren ve tüm işleri yapan, bunlardan sorumlu olan Ahmet Kılıç'a bir kez de dernek adına teşekkür ediyorum. Sağ ol Ahmet Kılıç. Her zaman yıldan. Evet, çuval yarışması bitti galiba. Arkadaşlar, son yumurta yarışlarımız kaldı. Ondan sonra da hediye çekilişimizi yapıyoruz. Ondan sonra da herkesi yine serbest eğlenceye davet ediyoruz. Çakmak kaybeden, bunu söylersem sigara içti ortaya çıkar yalnız. Çakmağını kaybeden benden alsın. Yumurta yarışı gençler. Hadi. Ya şu pistten de bir sorumlu gençlik olsun ya. Yumurtasını kırmadan karşıya geçen arkadaşlar yumurtasıyla beraber, diğer arkadaşlar da kaşıklarıyla beraber buradaki görevliye hemen teslim ediyorlar. Bir sonraki yarışmacı gruba. Hazır mıyız gençlik? Evet. Bir. İki. Üç. Mustafa. Mustafa çıkar. Mustafa
hediyesi. Gelsin gelsin, buraya hediyeleri getirin. Aşıkları bir sonrakine veriyorsunuz gençler. Mustafa Tutar'ın hediyesi kol saati, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki grup. Arkadaşlar, çocuklardan ben yarışmadım diyen kalmasın. Bu yarışma çocuklar için. Ben yarışmadım diyen kalmasın. Yani her gruba yarışma yaparız çocuklar. Öncelik çocuklar. Evet, bundan sonra kızlar. Kızlar hemen arkasına dizilsin, kız çocukları. Evet, kız çocukları. Hemen arkaya dizilin. Hazır mıyız? Evet, hazır mıyız? Arkadaşlar, keyif alıyor muyuz? Orkestra bir geliyor, bir. Yok, sarayın alanda. Büyücünün hediyesi gelsin. Fazla sıkmak istemiyoruz. Hediye nerede? Evet, birinci adam. Ramazan Hocam, teşekkür ediyoruz. Evet kızlar. Getir o ikiyi. Evet, hazır mıyız? Siz bir sonraki. Ya siz de girin, fark etmez, girin ya, hadi. Hadi. Ya artık ne yapalım, olduğu kadar, hadi, hazır mıyız? Ya arkadaşlar, valla ben sizi sıkılmış görüyorum ya. Böyle hepinizin suratı asıp benim de moralim bozuluyor valla. Şöyle biraz gülün ya. Hadi arkadaşlar. Evet gençler, 1, 2, 3. Rabia Dalga, teşekkür ediyoruz. Gençler, yumurta çok kaldı mı? Şimdi tamam, en ufak çocuklar da gelsin, hadi. Hadi ama sıkmayalım, hadi bitirelim. Bu son. Tamam, en ufak çocuklar gelsin, hadi. Hediye çekilişimiz vardır arkadaşlar. Hadi çocuklar. Tamam, çekil oradan. Hadi çocuklar, bunlara yalnız kuvvetli alkış lazım. 1, 2, 3. Hadi orkestra. Hadi. Evet. Teşekkür ediyorum, hadi canım. Arkadaşlar,
yarışmamız bitmiştir. Şimdi hediye çekilişimizi hiç zaman kaybetmeden yapmak istiyorum. Öncelikle gençlik kulübü şu ortamı bir açsın. Hediyelerimizin önünü. Evet, hediyelerimizin önünü bir açalım. Malzemelerimizi toplayalım gençler. Bittikten sonra arkadaşlar, bize sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu yarışmalarda yumurta yarışması, çuval yarışması, yoğurt yedirme, simit ve yaptığımız bu yarışmalardaki aldığımız tüm hediyelerin sponsoru var arkadaşlar. Sadece bu çocuklara, gençlere dağıttığımız yarışmaların hepsi bayan ve erkek kol saatinden oluşuyordu. Bunların iki tane sponsorumuz paylaştı. Bu bizi mutlu etti. Ben sponsorlarımın adlarını söylemek istiyorum. Taş mermer sahibi Sayın Kemal Usta'ya teşekkür ediyorum. Birinci sponsorumuzdu. Alkış rica ediyorum arkadaşlar. İkinci sponsorumuz Emir Mobilya, Suat ve Yusuf Kalyoncu kardeşlere teşekkür ediyorum. Bu yarışmaların sponsorcu bunlardı. Seselerine bereket, Allah daim eylesin diyorum. Darısı diğer şenlik ve geceye. Evet arkadaşlar, çekilişimizi yapacağız. Bizim şeyimiz nerede ya? Arabanın bagajını başkanım, buraya rica ediyorum. Evet, Lütfü Çelik, Sayın Lütfü Çelik. Buraya davet ediyorum abi. Sayın Erol Kılıç. Ya. Sayın İhsan Tur. Buraya davet ediyorum abi. Müzik. Arkadaşlar hayırdır inşallah. Tamam, ben size teşekkür ederim size de bunu. Evet hala bek, evet. Şimdi onun ucuna karıştır. Evet arkadaşlar, bu işi gençlerimiz dolandırsın. Şimdi 1000 tane hobi sattık arkadaşlar, çikolata sattık. 1000 lira para topladık. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Herkesin kesesine bereket. Bu çekilişteki parayla buranın bir nebze masraflarını gidermeyi hedefledik arkadaşlar. Şimdi 10 tane büyük hediyemiz var. Bu 10 tane hediyemizin de 10 tane sponsoru var. Ben 10. hediyenin çekilişinden başlamak istiyorum. 10. hediyeyi çekilişini yapıyoruz. Şöyle dolandıran büyüklerimizden birisi çeksin. Evet, 10. hediyenin sahibi 29 doğulu bilek. Sponsoru Sayın İsmail Tur. İsmail Tur'u buraya davet ediyorum. 10. hediyemiz nerede? 29. Ha, biz güveniyoruz. 29. Görelim yine de şeylik olmasın. Evet, 29 doğulu bilet burada. Hediyemiz de söyleyelim. Kahve pişirme makinası.
Sponsorumuz İsmail Türk. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Kazananımıza da teşekkür ediyoruz. Hediyemiz burada. Buyurun İsmail Bey. Teşekkür ediyoruz. Güle güle kullan. Evet. 9. hediyemiz. 426. 426. Arkadaşlar bu da başkan yardımcısının kızı. Yani ben bu işe anlam veremiyorum ama yapacak bir şey yok. 426. 426 orada. Yarışmasının sponsoru Sayın Necit Tunduracı. 9. yarışmanın sponsoru Necit'ti. Evet, buraya bekliyorum Necit Tunduracı'yı. Evet, Necit Bey, teşekkür ediyorum sponsorluğunuzdan dolayı. Hediyemizi veriyorum. Hediyemizi söylüyorum. Yumurta pişirme makinesi otomatik. Teşekkür ediyorum. Güle güle kullan. Buyurun. Öğrendi şu, tamam. Alkışlarınızı rica ediyorum tabii. Evet, 8. hediyenin çekilişini yapıyoruz. 556. 8. hediye 556. Çoğunlar geri. Evet, 556 sponsoru Necati Akbaşlı. Sayın komiser Necati Akbaşlı. Evet komiserim, hediyemizi gencimize veriyoruz. Teşekkür ediyorum. 8. hediyemiz güzel bir tencere seti, alkışlıyoruz arkadaşlar. Evet, 7. hediyemizi çekiyoruz. Son 7'yi çekiyoruz. Arkadaşlar, her ne kadar hile yok dese de Neşat Yıldırım'la Asım Yıldırım arasında bir mutlaka bir anlaşma var. Yıldırım kim ya? Şey, Asım Kunduracı. Şimdi şunu söyleyeyim. Sabahtan sonra bağırıyor, çağırıyor. Diyor ki yemek yediniz, gelin gelin. Ulan oğlum sen geçsin yedin. Ben namazdan sonra geldim. Dişleri yeni yaptırdım. Yaşlar var. Onlar kaç saatte yiyecek? Bunu düşünemiyor musun hiç? Bir dakika. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sabah geldim. Aha bu benim kardeşim. Bir bardak Asım abinin orada kahve içtim. İki tane de poğaça yedim. Öğlen yemek bile. Bir de köşede bir acık pilavla et yedim. Onun dışında başka hiçbir şey yemedim. Sağ olasın, kendini gösterme. Herhalde zayıflamışım maşallah. Allah için söyleyin. Bir alkışlayın. Nasıl olmuş Allah aşkına? Allah aşkına bir bakın ya. Yenemiş adam bu kadar mı sanki? Ne var abi halimde benim? Bir Sedat abiye bakın, bir bana bakın. Evet, 7'ye çektik. 588. 588. Sayın Ramazan Çolak. Sponsorumuz Ramazan Çolak. Çolak bak geri, az daha gir. 588. Yani iki dakika daha söyleyeceğim, yoksa değiştireceğim. 588. Var mı? Evet, teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Ramazan Çolak, alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Evet, şimdi 6 numaralı hediyemizin çekilişini yapıyoruz. Evet, nerede hediyeci? Erhan, nerede çektiriyorsun? Erhan, evdekilerimizin çıkarsa alacak. Sponsorumuz Kemal Yalçın. Sayın Kemal Yalçın. 894. de Kemal Yalçın. Teşekkür ediyoruz. 894.
Hediyemiz saç kurutma makinesi. Pardon, demlik takımı. Kemal Yalçın'a teşekkür ediyoruz sponsorluğumuzdan. Burcu abla bir satın almaz mı ya? Evet arkadaşlar. Kaç senin numaran kaç? 5 numaralı hediyemizi seçiyoruz. Ahmet Yalçın. Sponsorumuz Ahmet Yalçın. Oğlu. 572 Ahmet Yalçın oğlu. Evet teşekkür ediyoruz. 5 numara hediyemiz nerede? Saç kurutma makinesi. Teşekkür ediyoruz. Al geri. Evet 4 numaralı hediyenin. Çolak geri. 219. Sayın Cevri Kılıç. Gençlik Kurulu Cevri Kılıç. Sponsorumuz. Teşekkür ediyorum. Nerede Cevri? Buradayım desene göremiyorum Cevri seni. Evet 219. 219 oldu hediyemiz saç kurutma makinesi. Cevri Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Hediyesini takdim ediyoruz. Az işte istiyoruz ya. Evet arkadaşlar. 3 numaralı hediyeye geldik. Son 3. Son 2 gelecek. 530. 530. Evet 530. Evet 3 numaralı hediyenin sponsoru Sayın Murat Kılıç. Evet Murat Kılıç alkışlıyoruz. Herkese nasip olmaz. Geçen sene Asım abi damadına verdi. Murat Kılıç yerine veriyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Hediyemiz bir saniye. Buharlı ütü 3 numaranın hediyesi. Güle güle kullansın. Evet teşekkür ediyoruz. 2 numaralı hediyeyi ben devlet başkan yardımcımız Lütfü Çelik'e çektirmek istiyorum. Evet arkadaşlar 312. Sahibi geliyor. 312 2 numaralı hediyemizin sponsoru Adana Cerrahi Tıp Merkezi. Teşekkür ediyoruz. Burada çalışan Mustafa Kurt'a da tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Adres teslim Mustafa. Adres teslim. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi son 1 numaralı hediyemize geldik. Ona gelmeden önce son dakika sponsorumuz oldu. 3 tane güzel avize sponsorumuz oldu. Onları da kırmıyoruz, hemen dağıtıyoruz. 3 tane avize için çekiyoruz. 1001 elektrik, Hasan 1001. Hasan 1001, 3 tane avize göndermiş. Hediyeler dağıtılmak üzere 3 tane çekiliş yapıyorum. Evet, hemen önden 3 tane çektim. En son büyük hediyeyi başkana çektim. Yalnız... Yok, bu alınmıyor ya. Yok. Evet, 133 numaralı hediye. Avize'nin biri için. 133. Evet, teyzeme teşekkür ediyorum. Biraz sonra avizen gelecek yalnız. Şu an yolda hediye yetişmediği için sen hediyeleri dağıt ben getiriyorum dedi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yok, bu sende dursun. Bu sende dursun, avizemi teslim edince alacağız. Teşekkür ediyorum, alkışlıyorum. 133, unutmayalım. Şunlar canı sende kalsın. Avize, 133'e bir avize. İkinci avize, 159. 159 binbir elektriğe teşekkür ediyoruz. 159. İkinci avize 159. Evet ablamdan da
159 alıyoruz. Tamam sen de dursun. Avize geldiğinde vereceğiz. 159, 2'yi de al. Üçüncü avizeyi çekiyoruz. Evet, üçüncü avize. 939. 939. Yok mu lan? 939. Evet, 939'u da bulduk. Sen de kalsın. 939'da teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi en son en büyük hediyeye geldi sıra. Bunun çekilişini de yapacağız. Yok, ona bakacağız. Gördüğünüz gibi, çünkü burada bir çay var. Şöyle bir ortamı bir açarsak arkadaşlar. Evet. En son en büyük hediyemiz cep telefonu. Cep telefonu için sponsor bulamadık. Son ana kadar bekledik. Sponsor bulamayınca dedik ki başkan olmak kolay değil. Bu hediyenin sponsoru başkan olacak. Geçen sene aldığını verecek. Önce başkanı alkışlıyorum sponsorluk için. Teşekkür ediyorum başkan. Ondan sonra hediyemi çektiriyorum. Başkana çektirirsem olmaz ya. Yok, ben burada bir dakika. En büyük kim var aramızda? Ona çektireceğim. Nenem var, nenem. Kim var? Oo, en büyük benim elleme plesi nenem var. Biraz da olsun top bilim. Nenem biz bir dakika şöyle güzel bir tane çek. Teşekkür ediyorum. Ellerini öpüyorum nenem senin. Adamda şans var ya, 50 tane bilet aldı ya, bu hediye yine gelir ya Asım Kunduracı'ya çıkar ya damadına çıkar. Evet arkadaşlar, son büyük hediyemiz 638. Neyse başkan, bu sefer yırttık. Bir, Lütfü abiye kıyıdan köşeden çıktı, o da önemli değil. 50 tane bilet aldı adam. Fark etmez. Burada olman, bu insanlarla beraber olman yeterli. Teşekkür ediyoruz. 638 nolu hediyemizin sahibi bir bayan arkadaşımız. Hediyemizi takdim ediyoruz başkan. Teşekkür ediyoruz. Alayada sponsoruna da kuvvetli alkış rica ediyorum. Hediye çekilişimiz, yarışmalarımız burada bitti. Ben yalnızca dağılmadan bir şey söylüyorum. Gençlik grubu alay için ortaya davet ediyorum. Gençlik grubunu alay için ortaya davet ediyorum. Arkadaşlar, 30 tane tişörtümüz kaldı, 20 tane şapkamız kaldı. Bunları da almak isteyen varsa, tişörtlerimiz 10 lira, şapkamız 5 lira. Bunları da bitirirsek biz amacımıza ulaşmış oluruz. Geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için, ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Bundan sonra saat 5'e kadar herkes serbest bir şekilde pikniğini yapacak arkadaşlar. Oynayacağız, eğleneceğiz. 5'te de Hakkıbeyli köyünün grubu otobüsü kalkacak. Köye bırakacak ve Adana ekibi ondan sonra yolcu olacak. Tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederiz.
Dello.